Londra'dan herkese selamlar, ben Çelim Adan. Arkadaşlar, İngiltere'ye vize almak için sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İngiltere vizelerinde şu anda zorluklar var, sıkıntılar var. Sizlerden gelen sorulara cevaplar veriyorum. İşte acaba vizemiz neden gecikti? Vize gecikmeleri neden olabiliyor? Redler neden geliyor? Bunlarla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Ve dolayısıyla da sürekli araştırıyorum. Hani yeni bir haber varsa hemen sizlere ulaştırayım diye. Fakat şu günlerde benim de artık özellikle de eşimin de vizesine, bunu da takip ediyorsanız videolarımı biliyorsunuzdur. Eşimin de çıkmış olan vizesinin evrakları gelmeyince 8. haftayı bitirdik. Galiba pardon belki de 10. haftaya geldi. Hala gelmeyince artık kafamda şüpheler uyanmaya başladı ve birazcık araştırayım dedim. Ve bu araştırma neticesinde gördüm ki sadece İngiltere vizelerinde gecikmeler yok arkadaşlar. Şu anda yapılan, Türkiye'den yapılan, Türk vatandaşları tarafından yapılan vizelerin çoğunda gecikmeler var ve redler var. Bakın olaylar o kadar enteresan ki redler zaten şu anda eskiye nazaran 3 katına çıkmış vaziyette. Yani işte son 10 yılda galiba 10 yıl gibi bir sürede mi veya 2 yıl gibi bir sürede mi 3 katına çıkmış bir vaziyette. Yani süresi beni çok ilgilendirmiyor ama red verilmesinin çok olması beni sinirlendiriyor aslına bakarsanız. Çünkü şeyi anlayabiliyorum. Yani red verme sebeplerinde evrak eksikliği varsa bunu anlayabiliyorum. Ki çoğunlukla bana yaptığınız sorularda da işte Instagram, YouTube falan gönderdiğiniz mesajlarda bazı evrakların eksik gittiğini görüyorum. Bunu anlıyorum. Mesela eksik giden evrakların arasında en önemlisi eğer buraya turist vizesi ile gelecekseniz veya öğrenci vizesi ile gelecekseniz yani geçici bir vize ile gelecekseniz muhakkak geriye dönecek olduğunuzu ispat etmeniz gerekiyor. Kendinizi burada geçindirebilecek paraya sahip olduğunuzu ispat etmeniz gerekiyor. Ve bu o son anda hesabınıza konulan bir parayla falan olmuyor. Yani bu tarz böyle çok basit fakat kritik şeylerin dosyaya konmamış olması redlere yol açabiliyor. Çünkü bir de son zamanlarda Türkiye'deki ekonomik durumlardan dolayı gidenler, geçici olsa da gidenler vizesini yakıyor. Vize süresi bittikten sonra kaçak duruma düşmeyi göze alıyor. Gittiği ülkeden geri gelmiyor ve mümkünse de işte iltica ediyor falan gibi olayların çok olması nedeniyle hani şu Türkiye'den bir kaçalım gidelim de artık ne olursa olsun diye gözünü karartan kişilerin sayısının çok olması nedeniyle de artık çok ince eleyip çok sıkı dokuyorlar vize müracaatlarında. Buraya kadar anladım. Yani tamam. Redlerin nedeni bu. Ama yani bir de bunun ötesinde bir sürü de katakulli dönüyor arkadaşlar. Katakulli derken şöyle. Yani bir kere randevu verilmiyor. Veya vize müracaatında bulunuyorsunuz. İşte 15 günde verilmesi gereken vize için 2-3 ayda şey gelmiyor. Vize gelmiyor. Veya vize müracaatınız sizi şeye mülakata çağırıyorlar. Gitmeniz gereken tarihten 2 gün sonraya mülakata çağırıyorlar. Falan gibi böyle bir de komik durumlar var. Bu Amerika'da da aynen bu şekilde bir sıkışıklık var. Amerika'da da sadece şeyleri vize süresi bitmiş olup da yenilemek, uzatmak isteyenleri öncelik vermişler. Diğer bütün müracaatları 2023 yılına veriyorlar. İngiltere'yi zaten biliyoruz ama Schengen Avrupa ülkelerinin de bu kadar sıkı bir şey yapması, hani evraklama onu getir, bunu getir, işte şunu ispatla falan. Bu biraz da insan haklarına da aykırı bir durum aslında. İster istemez insanın aklına başka şeyler geliyor. Arkasında işte siyasi nedenler var, politik nedenler var falan gibi geliyor. Ki nitekim bununla da ilgili raporda sunulmuş işte bir itiraz dilekçesi gibi bir şeyde sunulmuş zaten Avrupa bilmem neyine. Şimdi ne dedik? Almanya en başta çünkü Almanya'ya çok müracaat olduğu için Almanya zaten kafadan ya randevu vermiyor ya da şey yapıyor. Schengen ülkelerindeki yani Schengen vizelerindeki kıntılardan. Önce Almanya zannediyordum ben. Fransa zaten çok uzun süreyle şey yapıyor. Randevu veriyor. Çok uzun süreli randevu veriyor. Onun peşine İspanya çok fazla evrak istiyor. Yani istediği evraklar ıdısının cırdısının. Ya sen kimsin ki İspanya alt tarafı yani adam gidecek gelecek İspanya'da niye kalmak istesin mesela değil mi? Türkiye'den giden birisi. İspanya'nın ekonomisi o kadar iyi değil ki niye yani bu kadar şey yapıyorsun? İnceleyip sıkı dokuyorsun. Tabii sadece bunlarla da kalmıyor. Hollanda'sı, İsviçre'si bilmem ne her yer
artık acayip ya geç randevu veriyor ya reddediyor. Bana çok haksızca geliyor. Yani siz vize vermeyecekseniz açıkça söyleyin. Değil mi? Niye insanlara vize müracaat parası verdirtiyorsunuz ki? Bir vize müracaatı az bir şey değil. Ayrıca da verdiklerine de, pardon onu da söylemek istiyorum, verdiklerine de multiple, hani çoklu giriş çıkış vermiyorlar. Tekli giriş çıkışı. Sen dünya kadar masraf yaptırtıyorsun insanlara. Yok evrakıydı, yok işte şeydi. Bir de iş yerinden şey yapıyor, vakit kaybediyor evrakları toparlayacağım diye insanlar, müracaat edenler. Bir de parası üstüne cabası. Git ondan sonra şey yap, tek giriş çıkışlı vize ver. Hiç yani hiç adil bir durum değil şu anda. Yani İngiltere müracaatı yapan arkadaşlar bence üzülüp de ümitsizliğe kapılmayın. Bu eğer böyle Türklere karşı yapılan genel bir tutum varsa, yani bu kesinlikle bir şekilde düzeltilecektir ya da açıklaması gelecektir yani. Ben bunun altında kalınacağını zannetmiyorum. Geçici bir süredir bu. Yine şeylerimize, vize müracaatlarımıza, çalışmalarımıza devam edelim. İşin maliyetini gösteren, Schengen vizeleri için değil ama İngiltere vizeleri için işin maliyetini gösteren bir video çekeceğim ayrıca. Maliyetleri de muhakkak, vize müracaat maliyetlerini de muhakkak hesaba katarak arkadaşlar evraklarımızı düzgün toparlayalım. Hep üstüne basa basa ısrarla söylediğim olay bu. Şimdi Schengen vizelerine gelirse, Schengen vizelerinde de çoğu turist vizesi, iş vizesi, hani işte öğrenci vizesi falan gibi vizeler Schengen vizelerinde. Adam seyahate gidecek, turizm firmalarını da tabii bu etkilemiş vaziyette. Turizm firmaları ne yapıyor bu sefer? Vize istemeyen ülkelere şey tur düzenliyor. Ekonomik olarak onları da etkiliyor. Fuara katılacak adam fuar için vize istiyor. Kaç kere girmiş çıkmış falan. Yani o kadar çok örneğini gördüm ki şeyde araştırırken, şikayet eden, red almış veya fuar zamanı bitmiş, ki İngiltere içinde vardı bizim bir müracaatçımız. Fuar zamanı bitti, bir ay sonra falan vizesi geldi. Dedim bari kullan o vizeyi. Onu da tek girişli vermişler yani. Bari dedim gel gez, hani o vizeyi de kullan. İnsanlara hem ekonomik hem manevi bu kadar eziyet etmeye hakları yok bence. Muhakkak bu yapılan şeyin, müracaatın, itirazın bir şeyi, cevabı olacaktır. Sabırla bekleyelim diyorum. Aynı zamanda bu kadar fazla evrak istemek de şeyin, insanların insanlık haklarına da ters düşüyor bence. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz hedefe kilitlenmiş vaziyette gidiyoruz. Dönemler aşılacak. Muhakkak bir açıklamalar gelecek. Moralimizi kaybetmiyoruz. Uzun vadeli düşünüyoruz. Eğer İngiltere'ye yerleşmek istiyorsak uzun vadeli düşünüyoruz. Seyahatlerin nasıl olsa devamı gelir. Schengenciler de, İngiltere'de, Amerika'da herkes sonunda bir vize alıp gitmek zorunda. Kapılarını tamamen kapatacak halleri yok bu insanların. Harcanacak paralara ihtiyaçları var. Sağlıcakla kalın diyorum. Hepinize güzel günler diliyorum.